HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sokağa çıkma yasağının 8. gününe girdiği Şırnak'ın Cizre ilçesine girişleri engellendiği için İdil'de yapılan parti grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecine ilişkin geçmişteki gerekirse baldıran zehri içerim sözlerini hatırlatan Demirtaş, çözüm süreci için baldıran zehri içmeye hazırım diyenleri sınama günüdür. Tam baldıran zehrinin içilmesi gereken günler geldi. Ortalarda yoklar. Bak, baldıran zehri içiyoruz şu anda. Bedenimizi taşın altına koyduk. Bu nedenle yollardayız. Cenaze yokken barış demek yetmiyor dedi. Erdoğan'a Cizre'de sokağa çıkma yasağını kaldırmaktan başlayarak barışa doğru adım atma çağrısında bulunan Demirtaş, Cizre'den başlayarak her yerde olan olayları durdurmak için yavaş yavaş da olsa gerekeni yapalım diye konuştu. Sorunları diyalog yoluyla çözme duruşundan vazgeçmediklerini vurgulayan Demirtaş, savaşın kime nasıl bir faydası olabilir? Yazıktır. İnsan kaybıdır. Yazıktır. Silahlar susmalı. Görüşmeler yeniden başlamalı ifadelerini kullandı. PKK saldırılarını protesto adı altında yapılan eylemlerde 400'e yakın noktada saldırıya uğradıklarını belirten HDP eş genel başkanı Demirtaş, AKP talimat vermiş, MİT organize etmiş, parti binalarımızı yakmışlar, yıkmışlar. Bunun adı faşizmdir. Bu dünyanın her yerinde faşizm olarak adlandırılır. 1915'te Ermenilere, 6-7 Eylül'de Rumlara yapılanı yapmak istediler. Partimize saldırılar alçaklıktır. Bu alçaklığı Cumhurbaşkanı ve Başbakan 2 gün izledi. Olayların sonunda bir kişiye soruşturma açıldı. Kime? Bana dedi. Konuşmasında Cizre'deki durum hakkında da bilgi veren Demirtaş, Cizre'ye su göndermemize bile izin verilmiyor. Yasada sokağa çıkmanın cezası 100 lira. Cizre'de sokağa çıkmanın cezası ölüm dedi. Türkiye'nin batısında yaşayan yurttaşlara, Cizre'de olanlara karşı seslerini yükseltmeye çağrısında bulunan Demirtaş, "Kardeşlerim, Cizre'nin başına gelenlere sessiz kalırsak, inanın bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz ki Bodrum Cizre'ye çok uzaktır? Cizre yanarken Bodrum'daki mutlu olabilir mi? Cizre yanarken İstanbul'daki, Edirne'deki sessiz kalırsa yarın kardeşlikten nasıl söz edecek?" diye sordu. AKP'nin politikalarının gençleri dağa çıkarmaya ittiğini savunan HDP eş genel başkanı, AKP, HDP'yi işlevsizleştirerek demokratik siyasete olan inancını sarsıyor. İnsanlara dağın yolunu gösteriyor. Yanlıştır, hatadır. Yarın sosyologlar yazacak, Cizre'den şu kadar kişi dağa çıktı diye. Biz insanları HDP'ye çekmek istiyoruz, AKP dağa yollamak dedi.